İlaçlamanın yapılmaması halinde ürünün kurtlanarak yere döküleceğini anlatan çiftçiler, zeytinyağında kalitenin düşeceğini söylediler. İlaçlamanın acilen yapılmasını isteyen çiftçi İdris Ergün, ilaçlamanın yapılmaması halinde yemeklik yağ hayal olur. Kurtlanan zeytin dibe döküleceği için hasat maliyeti de artacaktır. Bunun sonucunda zarar edecek olan çiftçi bu ağaçları odun yapar. Uçakla organik atılabilir. Buna çözüm bulunmalı dedi. 60 yaşındayım. Bu sıra mahsulü hiç görmedim. Geçen sene ne yağımız para yaptı, ne zeytinimiz para yaptı. İnşallah bu sene para yapar. Yalnız bu zeytinler ilaçlama ister. Uçakta ilaç alsın. Bu zeytinler yerine dibine dökülürse toplanmaz bu zeytinler. Dizyem yağ bulunmaz. Yemeklik yağ bulunmaz. Yörede ürün bolluğu olduğunu bildiren 76 nolu zeytin ve zeytinyağı tarım satış kooperatifi müdürü Emre Öztürk de ilaçlamanın yer aletleriyle yapılması çok zor. Yöremizde güzel bir sezon bekliyoruz dedi. Şakir Cihan'da ilaçlama mutlaka yapılmalı. Aksi halde çiftçi perişan olur dedi. Yörede zeytin sineği sayımlarına devam ettiklerini bildiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dursun Okur, yörede uçakla zeytin ilaçlaması yasaklandı. Bundan böyle yer aletleriyle yapılacak. Sinek sayımları sonucu ilaçlama zamanını bildireceğiz. Çiftçinin kulağı bizde olsun. Toplu ilaçlama başarı getirecektir. Aksi halde kurtlanan ürün yere düşer. Bunun sonunda hem yağ kalitesi düşer hem de hasat maliyeti artar dedi.